benimle yeni bir videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki final haftam başlıyor ve üniversite hayatımın son final haftasına sizinle birlikte giriyoruz. Birinci lisans hayatımı diyelim çünkü hayatımda getireceği hiç belli olmaz. Belki yarın öbür gün tekrardan okurum, belki yarın öbür gün yüksek lisans yaparım. Buraları soru işareti olarak bırakıyoruz. Bugün bayağı yoğun bir günümüz var ve saat şu an 4. Aslında günün yarısını tamamladık ve ben günün yarısında hiçbir şey yapmadım. Bugünün gündeminde bir vlog editimiz var. Vlogumu editleyeceğim. Ondan sonra da biliyorsunuz ki ben şu an Molpet'te staj yapıyorum. Molpet'te yaptığım stajı pozisyona çevirmek için birkaç teste girmem gerekiyor. O yüzden bugünün planlarında İngilizce testimi tamamlamak da var. Yani düşünsenize, İngilizce testinden kalıp pozisyonumu elde edememiş. Allah korusun, çok dillendirmek gerekmez böyle şeyleri. Yok, şaka yapıyorum bu arada. Ama ilk başta vlogumu editlemekle başlayacağım. Şimdi gideceğim okulda bir kahve alıp iPad'e, zaten artık iPad'te editliyorum vloglarımı. Vlogu editleyip vlogla ilgili Reels'ımı da çekip paylaşıp ondan sonra da İngilizce sınavını yapacağız. Hazırsanız benimle yoğun bir vloga başlayalım. Ha, bu arada kendime yeni bir nemlendirici aldım. Nemlendiricim bitmişti. Normalde hep Krimko'nun bu nemlendiricisini kullanıyorum. Ve şuna bakın. Ay. Ve hani neredeyse içerisine su sıkıp öyle çoğaltıp kullanacaktım ki derim ki cildine istediğin her parayı harcayabilirsin. Uzun zamandır gözümün olduğu bir nemlendirici vardı. Krimko'dan çok memnunum bu arada. Onunla ilgili bir sıkıntım yok da şu an söylesen ancak salı günü falan gelecekti. Ben de hani beklememek yerine dedim ki gideyim birazcık daha yatırım yapayım ve bayağıdır merak ettiğim bir ürünü alayım dedim. O da Clinique'in bu 100 saat nemlendirme özelliği taşıyan şeyi. Sephora'dan aldım. Testleri vardı orada. Denediğimde de bayağı beğendim. O yüzden güzel olacağını düşünüyorum. Çok hoş. Of of. Şimdi videonun editini bitirdim ve şeye geçeceğim. Reels'in editine geçeceğim. Reels için geç kaldım birazcık ama 6.30'a kadar yetiştirmeyi planlıyorum. Bu arada şu an okulda bir sınıf krizi var. Kimse sınıf bulamıyor. Ama hadi benim de bulmam imkansızdı ama ben bir tane sınıfa girdim. Yabancı bir çocuk vardı. Dedim ki ne zaman bitiyor işin? O da dedi ki bir saat sonra bitiyor. Tamam dedim, burayı benim için ayırır mısın? Ben eşyalarımı koydum işte oraya. Şimdi herkes harıl harıl şey ararken sınıf. Ben okulun en güzel sınıflarından birine girmiş bulundum. Bu gece birlikte bu sınıftayız. Saat 6 oldu ve ben yapacaklarımın çok gerisindeyim. Okulda yemek yemektense dışarıdan söyledim. Küçük yerde çok bir şeyler yoktu. Subway'den söyledim. Şimdi siparişimi alacağım SGKM'nin önünden. Ay, yağmur yağıyormuş. Geldi siparişim. Kahvemi de aldım ve şimdi mezun olduktan sonra çalışacağım yer için İngilizce sınavına gireceğim. Aslında aynı yerde çalışmaya devam edeceğim, Molpet'te. Ama staja girerken ki istedikleri İngilizce seviyesiyle işte normal kadrolu olarak çalışırken istedikleri İngilizce seviyesi aynı değil. Aslında bu da İngilizcenin ne kadar önemli bir konu olduğunu gösteriyor. Kanalımda çektiğim İngilizce vloglardan da biliyorum. İngilizce birçoğumuz için aslında çok büyük bir kaygı meselesi. Aslında ben kanalımda fırsat buldukça size kendinizi nasıl geliştirebileceğiniz ya da İngilizce farklı alanlarda kendinizi nasıl daha ileri götürebileceğiniz, kişiliğinize nasıl yatırım yapabileceğinizden bahsediyorum. Şimdi de size çok güzel bir öneriyle geleceğim. Sitemizin adı Sorbil. Sorbil aslında kendinizi istediğiniz alanda geliştirdiğiniz, istediğiniz eğitimleri aldığınız sanal bir üniversite gibi düşünebilirsiniz. Sorbil Premium ile siteye üye olduğunuzda alanında profesyonel insanlar tarafından verilmiş eğitimlere sınırsız bir şekilde erişebiliyorsunuz. Bu eğitimler isterseniz kişisel gelişim üzerine odaklayabilirsiniz, isterseniz kariyer gelişim üzerine odaklayabilirsiniz, isterseniz benim yapmak istediğim gibi dil üzerine odaklayabilirsiniz. Çünkü içerisinde İspanyolca ya da Korece'ye kadar birçok dil eğitimi mevcut ve bunları aslında hani deneme amaçlı, acaba o dili yapabiliyor musunuz? Acaba o dili aşina mısınız? Görmek amaçlı bile denenebilir bence. Biliyorsunuz ki benim İtalyanca ve İspanyolca tecrübem var ve ben bu platformu İspanyolca deneyimim için de kullanacağım. Hem de sürpriz birkaç konu öğreneceğim. Bir güzel nokta daha var. Aldığınız eğitimler sonunda size bir sertifika veriliyor ve bu sertifikayı CV'nizde çok güçlü bir şekilde kullanabiliyorsunuz.
Neden güçlü bir şekilde kullanabiliyorsunuz? Çünkü CPD tarafından, yani İngiliz Akreditasyon Kurumu tarafından uluslararası alanda geçerli olan bir belge veriyor size, sertifika veriyor. Yeni iş kabulünde olan bir insan olarak bu tarz şeylerin CV'de ne kadar önemli olduğunu ben de biliyorum. Benim size tavsiyem kendinize bir noktadan geliştirmeye başlamak için adım atmanız. Siteye üye olmak için hem aylık üyelik alabilirsiniz hem yıllık üyelik alabilirsiniz. Aylık üyelikler 39.90, yıllık üyeliklerde 240 lira. Ama eğer denemek istiyorsanız benim mükemmel kişisel gelişimi aşık olan takipçilerim için %20 indirimli bir kod aldım. Selin kodunu girerek ilk harcamanızda %20 indirim elde edebilirsiniz. Umarım denersiniz. Çünkü bence insan başka alanlarda kendini denemedikçe, potansiyelini zorlamadıkça nereye gideceğini göremez. İlk başta da söylediğim gibi. Yani belki sizin hiç keşfetmediğiniz bir yazılım ilginiz var. Belki sizin hiç keşfetmediğiniz bir dil yeteneğiniz var. Bunu denemeden bilemezsiniz. Size her zaman yatırım yapma odaklı olun. Çünkü insanın en büyük hazinesi kendisi. Ne yaparsanız sizde tecrübe kalıyor. Ne yaparsanız siz kendinizi ileri götürüyorsunuz. Ve bu konuda içinize düşen en ufak bir isteği bile asla kaçırmayın ve onun peşinden gidin. Selin Nur Dalgıç. Recording my life to be able to see in the future. Abi bütün İngilizce testi yaptıktan sonra speaking kısmına geldim ve speaking kısmında böyle mal gibi kaldım. Ki normalde benim İngilizce sınavlarında en iyi geçirdiğim kısım speaking'tir. Dedi ki creative olmak mı önemlidir yoksa determination mı daha önemlidir? Determination'ın kararlılık değil mi abi? Yani creative olduğunda determined olmak zorundasın. Yaratıcılık kendi fikrini üretmektir, farklı olmaktır ve yaratıcılık aslında kararlı olmayı da ve azimli olmayı da getirir. Yani kendi fikrini de empoze etmen gerekir. Bu yüzden dedim ki we cannot split creativity and the determination. Creativity brings its own determination dedim. Böyle saçma bir cümle kurdum. Yani yaratıcılık kendi azimini getirir gibisinden. Yani Türkçe söyleyince mantıklı oluyor da. Speaking'in ilk partisinde bir de arkadaşın hasta olduğu için ödevini, yani şey işini yapamadın. Bu yüzden late submit etmek zorundasın. Ve bununla ilgili bir şey söyledi. Ve benim kafam böyle durdu. Ben hiçbir şey söyleyemedim. Zaten çok saçma geçti ilk kısım. Sorry for not completing my job dedim. Because of my best friend ill falan dedim. Böyle saçma. Gerçekten ne dediğimi hiç hatırlamıyorum. İlk kısımda sıfır falan almam gerekiyor. Ki çok basit abi. I couldn't complete my work because of my friend's illness. That's why. Could you please postpone my submission to the late? Bakın şimdi bu nasıl bir sistem? Buradan şarkılar bizi söyler açtım. Şuradan çalışıyorum. Buradan da bir yandan Photoshop'la ilgileniyorum. Saat 2:30 oldu ve ben hala buradayım maalesef ki. En az bir yarım saat daha buradayım. Ondan sonra odaya geçip banyo yapıp yatmam lazım. Çünkü yarın saat 10 gibi Mert'le terapiyede buluşacağız. Yani benim 9'da buradan çıkmam lazım. Günaydın, günaydın. Güzel bir pazar gününden hepinize günaydın diyorum. Bugün hava biraz kapalı, halbuki biz hani Mert'le böyle biraz daha cıvıl cıvıl bir hava bekliyorduk. Ama bence böyle havalarda sahilde yürümek daha keyifli oluyor çünkü en azından terlemiyorsunuz. Ben şimdi minibüs bekliyorum. Mert'le birlikte Big Chef Sarabia'ya geçeceğiz. Bir yerde yağmur yağıyor bu arada. İnşallah yağmaz çünkü benim üstüm... Yani en kötü ıslanırım ama ıslanmasam iyi olur yani. Neyse şimdi minibüs bekleyelim. Seni kamerada çekip kamerada nasıl gösterdiğini göstereceğim sana. Açık. Sen çok güzel çıkıyorsun kamerada böyle ya. Nasıl yani? Güzel bir pazar kahvaltısı yapmış olduk en azından. Bol böyle şekerli. Hesabı istedik şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bizim bayağı bir gitmek istediğimiz bir yere. Feriköy Antika Pazarı mı? Antik Pazar. Feriköy'e işte bu eski eşyaların özellikle plakların olduğu yere gidiyoruz. Antika değil mi? Ben olta atanlardan zaman çok korkarım. Neyden? Olta atanlardan. Peki arkamızdaki? Oltanın iğnesi şey yapacak diye. Sana bize takılacak diye. Ben de şeyle giderken, bununla giderken ona takılacağım diye çok korkuyorum. Hep de şöyle geçiyorum bununla. Sanki böyle yaptığımda değince korkusu var mıydı? Dün.
Bu kadar güzelseniz tek sebebisiz. İyi akşamlar. İnanılmaz bir yağmur yağıyordu. Ona rağmen zor bela geldik ve şimdi Feriköy Antik Pazarı'nı gezeceğiz. Burada Mert'in dediğine göre plaklar varmış. Şu an beni oraya götürmesini bekliyor ilk. Foto çek. Selam. Sonunda odaya döndüm ve artık videoyu kapatmanın vakti geldi ama size bugün antika pazardan aldığımız bir şey göstermek istiyorum. Ya yani benim aldığım. İnanılmaz güzel değiller. Gerçekten döneminden baskı şey aldım. Reklam. Çerçeveletip eve çıktığımızda bunu bir şekilde banyoya asacağım. Çünkü bence çok tatlı yani bir sabun reklamının şeyde olması. Lüks sabunları. Ve burada da Ajda var. Çok güzel değil mi? Bir tane Emel'li aldım. Emel Sayın'ın oldu. Bu da aynı şekilde lüks sabunların. Bence zamanında inanılmaz güzel kampanya yapmışlar. Ve yok yüksek ihtimalle o kadar ucuz fiyata yaptılar ki bunları yani gerçekten. Neyse benimle ders çalışmak istediğimiz ama bir türlü ders çalışmayı beceremediğimiz bu iki güne veda etmeye hazırlanın. Videoyu izlediğiniz için vlogumu hayatıma ortak olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.